Bugün bu videomuzda Anadolu'nun yoksul halkının giydirip beslediği ordunun ölüm kalım mücadelesini izleyeceğiz. Bugün boynunda idam fermanı ile tarihe karşı bütün sorumluluğu üzerime alıyorum diyen Mustafa Kemal Paşa'yı izleyeceğiz. Hazırsanız bu toprakların düşman elinde kalmasına, razı olmayanların zaferine tanıklık edeceğimiz videomuza geçelim. Ordumuz İngiliz destekli Yunan ordusu karşısında Sakarya'da zafer kazanmıştı. Bu zafer hem yurt içinde hem de yurt dışında geniş yankı uyandırmıştı. Fakat Yunanlılar bu zaferden sonra öylesine bir savunma hattı oluşturmuştu ki Türkler bu hattı 6 ayda geçerse 6 günde geçmiş saysınlar diyorlardı. Bu sırada Mustafa Kemal Paşa taarruz için gerekli hazırlıklara başlamıştı. İngiltere ve Yunanistan'da iç karışıklık baş göstermişti. Taarruzun tam zamanıydı. Fakat ne silah vardı ne de para. Rusya'dan, Azerbaycan'dan, Buhara'dan, Hindistan'dan yardımlar geldi. Anadolu halkı varını yoğunu verdi. İtalya'dan ve Fransa'dan parası ile uçak ve silah alındı. Bir yıllık bu süreçte ordumuz Yunan ordusunun gücüne erişememiş fakat yaklaşmıştı. Bu sırada meclisten bazı sesler yükselmeye başlamıştı. Onlara göre taarruz için geç kalınmıştı. Bazı iddiatçılar ordumuz kıpırdayamıyor ve kıpırdayamayacak diyordu. Bu ordu komutanlarının moralini bozuyordu. Anlayacağınız Mustafa Kemal hem Yunan'la uğraşıyor hem de meclisle uğraşıyordu. Yine bugünlerde 4 Ağustos günü sona erecek olan başkomutanlık yasasının süresinin yeniden uzatılması konuşuluyordu. Mecliste bir grup buna şiddetle karşı çıktı. Artık Kemal Paşa'ya başkomutanlık ile yetki vermek istemiyordu. 5 Mayıs'ta oylama yapıldı. Muhalifler kazandı. Başkomutanlık yasası 176 üyenin 91'i red, 73'ü kabul, 12'si çekimsel oyu ile düştü. Ordu başsız kaldı. Mustafa Kemal Paşa artık başkomutan değildi. 3 ay sonra büyük taarruzu yapacak olan Kemal Paşa'yı meclis onaylamamıştı. O gün hastalığı sebebiyle mecliste olmayan Kemal Paşa tüm eleştirileri okumuş, çok uzun bir konuşma yapmıştı. Ordu düşman karşısında başsız kalamaz, kalmamalı demişti. Tekrar teklif sunuldu. Oylama yapıldı. 11'i red, 15'i çekimsele karşı 177 kabul oyuyla başkomutanlık yasasının süresi uzatılmıştı. Kemal Paşa'nın etkili konuşmasına rağmen mecliste hala red ve çekimser oylar gelmekteydi. Mustafa Kemal Paşa bu duruma çok üzülmüştü. Bunu düşman duymasın dedi. Bu sırada Trakya'daki birliklerin komutanı Hacı Anesti olası Türk taarruzunu engellemek ve Ankara'yı ele geçirmek için ordunun başına getirildi. Yunan başkomutanına gazeteciler tarafından "Cepheyi gezdiniz, Mustafa Kemal'i gördünüz mü?" diye soruldu. Gururlu ve mağrur Yunan komutan hayret eder bir davranışla soruya başka bir soruyla yanıt verdi. "Ne? Mustafa Kemal mi? Kim bu adam? Ben böyle bir komutan tanımıyorum." diyordu. Mustafa Kemal cevabını aylar sonra yasaklamıştı. Bu dönem içerisinde çok ilginç bir olay da meydana gelmişti. Uzaklardan bir heyet elinde 3 kılıç ve 1 Kur'an-ı Kerim ile Ankara'ya gelmişti. Elbette yanlarında para da vardı. Bu 3 kılıçtan biri Timur'un İzmir'i fethettiği kılıçtı. Kılıçları Enver Paşa'nın bizzat seçtiği söylenir. Atatürk Buhara heyetini karşılar. Mecliste kendileri hakkında konuşmalar yapar. Ve der ki, "Timur'un kılıcını İzmir'e ilk bayrağı çekecek olan askere saklıyorum. Bu kılıç orduda efsane gibi yayılır. Artık savaşa bir aydan az kalmıştır. Mustafa Kemal düşmandan planı gizlemek için olağanüstü hassasiyet göstermektedir. 27 Temmuz'da Alaşehir'de futbol maçı izleme bahanesiyle tüm komutanları toplar. Büyük taarruzun planını anlatır. Komuta kademesinin çoğu bu karara soğuk durur. Mustafa Kemal ani bir şekilde baskın gibi taarruz öngörüyordu. Bazı komutanlar bunun çok riskli olduğunu, kaybedersek her şeyimizin biteceğini söylüyordu. Bazıları ise yeterli silahımız yok diyordu. Mustafa Kemal Paşa gayet sakin bir şekilde silahları çekilen düşmandan alacağız dedi. Zafer inancı kesindi. Savaşı kafasında çoktan bitirmişti. Toplantı esnasında Yakup Şevki Paşa çok sert bir konuşma yaparak taarruza şiddetle karşı çıktı. Kuzeyden güneye asker kaydırıp bunu düşmana hissettirmemek ona göre olanaksızdı. Bu plan açığa çıkarsa ki çıkacağını söylüyordu. Yunanlılar Ankara'ya girebilir dedi. Mustafa Kemal düşmana düşmanın en güçlü noktası olan Afyon'dan saldırmayı düşünüp Yunan birliklerini ikiye bölüp ana bölüğü kapana almak istiyordu. Bu Şevki Paşa'ya göre delilikti. Şevki Paşa cümlesini şöyle bitirdi. Bu kararı verenler tarihe karşı büyük vebal altında kalırlar. Mustafa Kemal Paşa şöyle dedi. Kimse korkmasın. Tarihe ve millete karşı bütün sorumluluk bana aittir.
İsmet Paşa araya girdi. Her komutanın başkomutanın verdiği karara uyacağını söyledi. Şevki Paşa bunu onayladı. Fevzi Paşa önceden belirlenen planın adını açıkladı. Kurt Kapanı. 20 Ağustos'ta Hakimiye Milliye Gazetesi'nde bir haber çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal Paşa 21 Ağustos Pazartesi günü saat 16'da Çankaya'daki köşklerinde Ankara'da bulunan diplomatlara bir ziyafet verecektir. Bu toplantıda tüm elçiler hazır bulunacaktır. Bu haber şaşırtmacaydı. Atatürk'ün cephede değil Ankara'da olduğunu duyurmak amacıyla yayınlanmıştı. Çay saatinde herkes çayını yudumlar, Yunanlılar rahat rahat beklerken o cepheye gitmiş, son detayları iletmişti. Cepheye gitmeden önce annesiyle vedalaştı. Elini öpüp vedalaşırken bir çay ziyafetine gittiğini söylemişti. Zübeyde Hanım onun üniformasına, çizmelerine bir göz attıktan sonra "Bu çay ziyafeti değil" dedi. Gazi onu yatıştırarak yanından ayrıldı. Annesi daha sonra bölge komutanına telefon ederek nerede olduğunu sordu. Kendisine yine "Çay ziyafetinde" diye cevap verildi. Zübeyde Hanım "Hayır" dedi. "Biliyorum, savaşa gitti." Oğluna bir mektup yazdı. "Oğlum, seni bekledim, gelmedin. Savaşa gittiğini söylemiştin bana ama cepheye gittiğini biliyorum. Senin için dua ettiğimi bilesin. Savaşı kazanmadan geri gelme." 24 Ağustos'ta Afyon Ordu Evi'nde yüksek rütbeli Yunan subayların katıldığı bir balo verildi. Yarın olacaklardan habersizce. Bu sırada kuzeydeki birlikler toplarını geceleyin güneye kaydırmıştı. Düşmana güneyden saldırılacağını belli etmemek için akşam yürünüyor, sabahları ise aldatmaca yürüyüşler yapılıyordu. Bir keresinde güneye yürüyüş sabah yapılmıştı. İsmet Paşa o zamana dek hiç sinirlenmediği kadar sinirlenmişti. 25 Ağustos günü Mustafa Kemal Paşa Kocatepe'nin güneybatısına çadırını kurdurtturdu. Yaver Salih Bozağa 15 gün sonra İzmir'deyiz dedi. Taarruz gün ağırmadan yapılacaktı. Fakat etrafı sis kaplamıştı. Bu ilk başlarda Yunanlıların Türkleri görmemesi için iyiydi. Fakat saatler ilerliyor, sis kalkmıyordu. Gün ağarmaya başlamasıyla sis kalktı. Nazım Hikmet'in deyimiyle "Sarışın bir kurda benziyordu ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar, eğildi, durdu. Bıraksalar ince uzun bacakları üstünde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak Kocatepe'den Afyon Ovası'na atlayacaktı. Vakit geldi, hayırlı olsun dedi. İsmet Paşa topları öylesine muazzam yerleştirmişti ki Mustafa Kemal Paşa topçu ateşlerinin başlamasıyla İsmet Paşa'yı defalarca tebrik etmişti. İsmet Paşa topçuydu. Yunan mevzilerindeki topların atış mevzilini hesaplamıştı. Yunanlılar topları biraz uzağa yerleştirmişti. Türk topları ateşlenmeye başladığında Yunan topları ağır hasar gördü. Toplarını neredeyse hiç kullanamadılar. Topçu ateşinden sonra o an geldi. Hücum anı. Türk birlikleri atağa kalktı. Anadolu atağa kalkıyordu işte. Yurdu Yunan'a teslim etmeye razı olmayan bir avuç Türk atağa kalkıyordu. Kadınlara tecavüz eden, camileri insanlar içerisinde ateşe veren Yunan ordusu neye uğradığını şaşırmış bir vaziyette kaçıyordu. Kemal Paşa'nın boynunda idam fermanı, başarısız olursa ölüm muhakkak. İstese daha savaş başlamadan otururdu kendine teklif edilen sarayda. Tıpkı birilerinin oturduğu gibi. İlk saatlerden itibaren tüm önemli tepeler alındı. Bir tepe hariç, Çiğiltepe. Mustafa Kemal Paşa Albay Reşat'ı aradı. Durumu sordu. Çiğiltepe çok önemliydi. Albay Reşat 30 dakikaya alacağım dedi. Verdiği saatte yanılmıştı. Kemal Paşa'ya not bırakmış, intihar etmişti. 45 dakika sonra Çiğiltepe alındı. 27 Ağustos sabahı Yunan cephesi en kuvvetli yerinden yarıldı. Afyon Türklerin eline geçmişti. Bu sırada İstanbul'da şöyle haberler yer almaktaydı. Mustafa Kemal'e isyan düzenlenmiş. Mustafa Kemal ölmüş. Ankara tüm iletişim hatlarını koparmıştı. Taarruzun kuzeyden Eskişehir'den geleceğini düşünen Yunan gafil avlanmıştı. Ama hala bundan haberleri yoktu. Afyon'da birlik komutanları toplanmıştı. İsmet Paşa bunu gördüğünde "Sizin burada ne işiniz var?" derhal cepheye dedi. En sinirlendiği anlardan biri de bu andı. Çünkü en ufak hatada tekrar toparlanma imkanı yoktu. Son şanstı artık bu taarruz. Afyon'da Fevzi Paşa, İsmet Paşa ve Kemal Paşa plan yaptılar. Kemal Paşa şöyle diyecekti. "Üçümüz vaziyeti bir defa daha gözden geçirdik ve kesinlikle anladık ki Türk'ün hakiki kurtuluş güneşi 30 Ağustos sabahı bütün parlaklığıyla doğacaktır." Savaş devam ederken Atatürk'e Ankara'daki Fuat Bulca'dan şu telgraf geldi. "Valide iyidir, dua etmekte ve Selanik'e ne zaman gideceğiz?" diye sormaktadır. "Fikriye Hanım da iyidir,
başarınıza hanımların elinde Kur'an ile dua etmekteyiz. Atatürk 28 Ağustos'ta Ankara'ya şunları yazdı. Validem hanımefendi ve Fikriye Hanım'a. Afyon Karahisar'ı aldık. Bu nedenle birkaç gün daha buralarda kalmak lazım gelecektir. Siz müsterih olunuz. İnşallah duanızın berekatıyla bütün memleketimizi düşmandan kurtarmak nasip olacaktır. Daha sonra Mustafa Kemal Paşa Güney Cephesi'ne gitti. Orduyu bizzat yönetti. Şu emri verdi. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri, Nurettin Paşalar, Fahrettin Paşalar, Şevket Paşalar zafer üstünde zafer alıyordu. Yunan kurt kapanına sıkışıyordu. Plan tutmuştu. 3 Eylül'de Uşak alındı. İsmet Paşa Uşak'taydı. Hacı Anesti'nin tüm yetkilerini verdiği Trikopis esir alınmıştı. Kendisine gayet samimi davranıldı. Mahcup edilmedi. Mustafa Kemal Paşa kendisini bizzat teselli etti. Korkudan ve panikten ne yapacağını bilmeyen, zamanında Mustafa Kemal'i tanımıyorum diyen Hacı Anesti Yunanistan'a kaçtı. İngilizler büyük taarruzda Yunanlılara fiili bir destek vermemişti. Fakat taarruz devam ederken Yunanlıları kurtarmak için barış teklifi sundular. Mustafa Kemal bu teklife ne mi dedi? 4 Eylül 1922 Kemal Paşa akşam Uşak Eşme'ye ulaştı. Başbakan Rauf Orbay'ın cephede bulunan başkomutana İstanbul'daki işgal devletleri temsilcilerinin ateşkes istediğini telgrafla bildirdi. Atatürk'ün cevabı kesindi. Anadolu'daki Yunan ordusu kesin şekilde mağlup edilmiştir. Anadolu için herhangi bir görüşmeye gerek kalmamıştır. Türk ordusu durmak bilmiyordu. Yıldırım gibi ilerlediler. Yunan ordusunun ana gövdesi kurt kapanında imha edilmişti. Fakat geriye kalan birliklere de savunma şansı verilmemesi gerekiyordu. Türk ordusu sürekli takipteydi. 4 yıl işgal altında kalan İzmir kurtarılmayı bekliyordu. Bu sırada kimi sözde Müslümanlar, özde dalkavukların dua ettiği Yunanlılar çekildikleri köyleri yakıyordu. Bunu haber alan ordumuz durdurak bilmeden ilerliyordu. Süvari birliklerimiz insanüstü şekilde ilerlemişti. 1 Eylül'de Uşak, 2 Eylül'de Eskişehir, 6 Eylül'de Balıkesir ve Bilecik, 7 Eylül'de Aydın, 8 Eylül'de Manisa'yı geri aldık. Son darbe ise İzmir'de vurulacaktı. Şehre büyük süslü gemilerle gelen Yunan askerleri 3 kişinin bineceği sandallara 10'ar kişi binip kaçıyordu. Birçoğu ise sefa süreceğini sandığı Anadolu'da hayatlarını kaybetmişti. Bir kısmı ise taarruz öncesi Kayseri'de kahve içeceğiz dediği yerde esir kampına gitmişti. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz daha fazla video için kanala abone olup videoyu desteklemeyi unutmayalım. Başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere tüm kahramanların mekanları cennet olsun. Kimse kutlamasa bile zaferi en büyük coşkuyla kutlamaya and içiyorum. Ya siz?